Merhabalar. Pervaneler tekneimizde konforlu ve güvenli bir seyir yapabilmemiz için önemli olan donanımlardan birisidir. Bu sebeple seyre çıkmadan önce pervanelerimizle ilgili olan problemleri çözmeli ve seyir sırasında karşılaşabileceğimiz problemlere karşı da önlem almalıyız. Sık karşılaştığımız problemlerden birisi pervanelere dolanabilecek başıboş halatlar, poşetler, balıkçı misineleri ve sepetleridir. Bunlar teknemizde küçük vibrasyonlara sebep olabileceği gibi pervanenin kopmasına kadar gidebilecek ciddi sorunlara da yol açabilecektir. Bu tehlikenin önüne geçebilmek için ilk adım olarak iskeleden ayrılırken kullandığımız koltuk halatlarını ya tekneye tamamen toplamalıyız ya da iskele üzerinde bıraktığımızdan emin olmalıyız. Eğer tonoza bağlıysak ve tekne tonoza doğru yürürken tonoz halatının tamamen denize battığından emin olmalıyız. Balıkçı ağı ve misinadan korumak için de balıkçı ağlarının bulunduğu bölgelerden uzak durmalıyız. Özellikle olta balıkçılığının yapıldığı kıyı şeridinden sakınmalıyız. Bu çevresel faktörlere ne kadar dikkat etsek de aslında pervanemizi yabancı cisimlerden korumak için en sağlıklı çözüm pervane halat kesicilerdir. Piyasada birçok farklı modeli bulunmakla beraber en çok karşımıza çıkanlar döner tipte olanlar ve makas tipte olan halat kesicilerdir. Biz bu videomuzda şaft üzerinde katlanır pervane arkasına takılmış makas tipi bir halat kesici görmekteyiz. Şaft üzerinden hareket alan ve keskin yapıları sayesinde pervaneye dolaşabilecek halatı, misinayı kesme kabiliyetine sahip bu ürünler pervanemiz için oluşan bu yabancı cisim tehlikesinin önüne geçmede bize yardımcı olmaktadırlar. Denizcilerin halat kesicileri üzerine iki keskin şüpheleri vardır. Bunlardan bir tanesi halat kesicilerin şaft ve pervane üzerinde korozyona sebep olabilecekleridir. Halat kesiciler yapıldıkları 316 çelik malzeme sayesinde tekneyle tamamen uyumludurlar ve bu tip bir probleme sebep olmazlar. İkinci şüpheleri ise halat kesicilerin tekneye hız kaybettirdiği yönündedir. Bu halat kesiciler dizayn edildikleri merkezlerde bu hız kaybetmeyi minimuma indirecek şekilde dizayn edilirler. Genelde yapılan testlerde yarım mile kadar bir kayıp yaptıkları gözükmektedir. Bize sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda bu yarım millik kayıp göz ardı edilebilir. Biz bütün bu önlemleri aldık ama örneğin pervanemize bir halat dolandı ve bu önlemler bizi pervanemizi kurtarmamıza fayda sağlamadı. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle makinemizi boşa alarak halatın denizde kalan kısmını tekneye toplamalıyız ve sağlam bir yere bağlamalıyız ki geri kalan kısım pervaneye dolanmaya devam etmesin. Daha sonra makine ileri pozisyondayken dolanma gerçekleştiyse makine tornistana vererek pervaneyi halattan kurtarmaya çalışmalıyız. Yine aynı şekilde tornistandayken dolaştıysa da makineyi ileri vererek pervaneyi halattan kurtarabiliriz. Bu manevralar sonuç vermezse teknenizde bulunmasını önermiş olduğumuz bir çakı veya bıçak yardımıyla pervaneye dolaşmış olan bu halat ve yabancı cisimleri kendimizde temizleyebiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir güvenlik unsuru var. Biz bu operasyona başlarken muhakkak makinelerin kapalı olması gerekmektedir. Çünkü biz pervaneyi temizlemeye çalıştığımız sırada pervane dönebilir. Bu da beklemediğimiz bir kazaya sebebiyet verebilir. Pervaneyi yabancı cisimlerden temizledik. Ardından özellikle kuyruklu ve sail drive'lı teknelerde şanzıman yağını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü dolaşmış olan bu yabancı cisimler keçeye zarar vermiş. Bu keçenin zarar gördüğü yerden de şanzımanın içine su gitmiş olabilir. Giden bu su da şanzımanın içine hasar görmesine sebebiyet verir. Bu da bizim seyir güvenliğimiz için aslında oldukça tehlikeli bir durumdur. Sail drive'lı teknelerde bu kontrolü su üzerinde yapabiliriz. Kuyruklu teknelerde de tekneyi karaya alarak şanzıman yağını kontrol edebiliriz. Denizde yapılmış olan bu kontrollerin ardından gerekli güvenlik önlemlerini ve düzeni sağlayarak ilgili bölgeden uzaklaşarak seyrimize devam edebiliriz.